kardeş. Merhaba Tekin. Başın sağ olsun kardeş. Eyvallah kardeş. Başınız sağ olsun Tekin'im. Dostlar sağ olsun. Eyvallah. Buyurun. Baba sizi bekliyor. Vay 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 vay. Kimleri göreyim? Kimleri göreyim? Ellerim kara. Şimdi siz de karartmayayım. Hadi buyur. Buyur çay içe. Buyur. Gelmiş. 40 yıldır hazır bekler dururum. Dedim illaki bir gün karşıma çıkar diye. Geldim işte. Benim diyorsun yani. Sen nasıl bir Hızır arıyorsun bilmiyorum ama. Hazırda ben varım. Dediğin gibi. Hasmat Bey de gelmiş. Bütün hasmatıyla. Çağırmışsın. Gelmemek olmazdı. Vallahi özlemişim Doğan baba. Sen de o kadar işinin gücünün arasında bizi buyur ettin sağ olasın. Ha bu arada... İlyas benim. Biliyorum. Biliyorum. Hasımken hısım oldunuz. Hangisi daha iyi İlyas? Böyle iyiyiz. Böyle iyiyiz. İyi iyi. Aman iyi oğlum. Bu devirde hısımlık hasımlıktan daha zor. Sırtını sıvazlayacaksın. Yanlışını söylemeyeceksin. Gaz vereceksin falan filan. Zor zor. Vallahi zor. En iyisi kimsesiz olmak. Ha? Ne diyorsun Teki? Vallahi kimsesiz olmak çok zor Doğan baba. Gerçi... Sağ olsunlar reisler kol kanat gerdiler. Babamın yokluğunu hissettirmiyorlar ama... kimsesizlik çok zor. Bu Hızır'ın huyu diye duydum. Neymiş benim huyum? Sizlerden gıcık oluyoruz. O nereden çıktı? Nasıl nereden çıktı? 30 yıllık kimse sizi ayarttın. Baş göz ettin, sonra kaçırttın buradan bilmem nere. Sizi oralara gönderdin. Niye? Sevdası varmış. Ben onun adını kimsesiz Yaşar koydum. Kimsesiz yaşasın, kimsesiz ölsün diye. Herkes mutluluğu hak eder Doğan baba. Yaşar iyi bir dostumuzdu. Onun sevdiğine kavuşmasının neresi kötü? Sevdiği binken bir oldu. Bunun neresi iyi İlyas?
o kadar kimsesizin ona dair umudu vardı. Bir kadınla kaçtı, sonra bütün o kimsesizlerin umudunu kırdı. O hırtın benim gözümde bu kadar değeri yok ya. Yani. Sen de haklısın. İnsan emek verdiğinin karşılığında sadakat bekler. Böyle düşünmemiştim. Kabul ediyorsun yani. Bana yanlış yaptığını. Yapmışım. Bak Haşmet, görür müsün? Yiğit odur ki yanlışını kabul eder. Sen telefonlarıma bile çıkmadın. Sebep, kimsesizler için senden 3-5 şey istedim diye. Kendim için mi bir şey istemişim? Ha? Daha saat. Kendim için mi bir şey istedin? Haşmet'in kardeşisin. Ben ne zaman kendim için bir şey istemişim? Ben hiçbir şeye şahit olmadım. Allah var. Sen her zaman garipler için bir şey istersin Doğan Baba. Bir şey mi? Ya bin şey istedim, bin. Kendim için mi istedim? Tamam peki, kendin için istemedin. Yani sen de yanlış yaptı. Yapmışım. Ya gerçekten burası Yiğit Meydanı'na döndü ha. Hatasını kabul eden edene. Nasıl, bir eksik mi geldiniz? Eksik. Kimi diyorsun Doğan Baba? Sezai nerede? Sezai kim? Rahmetli Yusuf'un oğlu. Sezai değil miydi o? Alparslan. Alparslan. Bizde Sezai diye biliyor. Ya bana bir şeyleri önceden sezi diye benim aklımda öyle kalmış işte ya. Şimdi Baba Doğan, tanışmamız geç oldu ama güzel oldu. Rahmetli abimin dostu olduğunu sonra hatırladım. Geç gelişim bundandır. Ama madem abimin dostusun, sana bize de dostluk etmen yakışır. Yakışır Allah için. Nasıl bir dostluk bu? Rıdayı vurmanla mı ilgili Behzat? Hayda. Yine bu kepeliler ayağımıza dolandı. Dün gece kapılarının önüne bir damper adam dökmüşsünüz. Bu nasıl ayağa dolanma? Bu ara başka hasımlarımız var Doğan Baba. Uluslararası. Tabii şimdi bunlar ayağımıza dolanınca işimizi planladığımız gibi yapamıyoruz. Behzat da Doğan Baba sizi dinler deyince biz de istedik gibi gelelim, tanışalım, destek alalım. O rakas eskiden beni dinlerdi. Ama ne zamandır ki görmüyorum onu. Bu sonradan para görenlerin başı gözü oynuyor. Olmadı, çağırırım. Biraz da karşımızda oynar. Yani kendilerini iyice bir şey zannetmeye başlamışlar. Biz konuştuk da duymuyorlar. Ben onları eski tanırım Hızır. Çok eski. Bunlar aslında kepeli değil.
Eski isimleri Küperli. Bunların ceddi kulak kulluk etmiştir. Bilirsin eskiden kölelere küpe takarlardı ya. Belli olsun diye. Tabii sonra parayı kazanınca köy icat etmeye kalkmışlar. Biz köpeliyiz demişler. Yani demem o ki beni duyarlar. Ben onlara diyeceğimi duyururum. Eyvallah baba Doğan. Senin benden bir dileğin var mı? Bak ben kimseden kendim için bir şey dilemem. Ama senden dilerim. Verecek misin? Verebileceğim bir şeyse senindir. O Alparslan'ı bana ver diyeyim. Bak işte o olmaz. O emanet. Senin dostun olan abimin bana emaneti. Onu veremem baba da. Aha. Bak oğlum orada duruyor. İstersen onu vereyim. Helal olsun. Bunu da duyduk. Şimdi anası olmayaydı alırdım. Ama bana kimsesiz lazım. Alparslan öksüz, yetim diye dedim yani. Ama doğrudur. Tabii sana emanet. De siz gene de bir söyleyin bana bir uğrasın. Eyvallah. Benden bir şey istiyor musun? Fesat. İstersem seni hemen verecek ha. Ben seve seve geldim Doğan baba. Bizimlesin. Bizimlesin sen. Her zaman bizimlesin. Ama bu iki kimse sizi bana bırakır. Sen nasıl diyorsan Doğan baba. Yani seninle olmak bize şeref verir. Tabii reislerim de müsaade ederlerse. Hırt Yaşar'ın diyetidir. Mecbur bir şey alacak. Murat. Murat. Buyur babam. Öyle o küperleri arayın hepsi bana gelsin. Tamam babam. Çayınızı içmediniz. Anamın ruhuna rahmet. Bizi 40 sene yedirdi, içirdi, giydirdi. Bugünlere getirdi. Amin. Nurlar içinde yatsın. Hepimizin üzerinde hakkı ve emeği vardır. Osmanlı kadını yedi rahmetli. Memleketimizin yetiştirdiği en güzel de insanlardan biriydi. Daha da gelmez onun gibisi. Biz tanıyamadık tabii. Tanısa muhakkak bize analık ederdi. Belki bir sürü kötü şeyi de yaşamazdık. Hepiniz acımızı paylaştınız. Teşekkür ederim. Malum bizim için çok zor bir süreç. Ama mukadderat. Bana kalsa anam ölmüş. Bu saatten sonra herkes ölsün.
Hiç kimse umurumda değil. Ama madem şahsi değil, herkesi düşünmek konumundayım. Bu çatışmaları durdurmak adına abimin bir önerisi var. Duyduğum sizler de karşı çıkmamışsınız. Ben de gideyim bu acılı günümde. Bir yol bulayım dedim. Başından beri bunun böyle olmasını çok istiyorum. Ancak Alparslan'ın bu konuda uyumlu olacağına bir türlü ikna olamıyorum. Olmaz o. Masadaki bir sürü insanla şahsi husumeti var. Nasıl olacakmış? Üstelik masada da değil. Masanın kurallarını falan da takmıyor. Kimsesiz Doğan kefil olacak dedi abi. Kefaletine dair ondan söz aldınız mı? Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Aleyküm selam. Alparslan'la beraber geldik. Ben dedim ki arkadaşların bizim koltuğumuzda gözü yoktur. Yerimiz boştur. Kalk gidelim. Senin yerin doldurulamaz. Doğan baba. Bizim nesin Behzat? Bizim nesin? Hoş geldin baba Doğan. Seni aramızda tekrar görmek çok güzel. İlyas, herkes senin gibi mi düşünüyor? Yoksa bazıları düşünmeyip birbirlerine mi bakıyor? Kimsesiz baba. Bizim gençliğimiz senin efsanelerini dinlemekle geçti. Bir gün seninle aynı yerde bulunacağımı hayal bile edemezdim. Doğru. Orası olsa olsa cezaevi olabilirdi. Ama aynı koğuş değil tabii. Malum. Biliyorsun bizim olduğumuz koğuşlara kırkızları koymuyorlar. Ama kimsesiz baba sen daha dakika bir de bizi ezdin. Sana dakika kaç uyardı Yama? Ben insanlara genelde diyorum ki ya 5 dakika adam ol. Sonra hemen diyorlar ki, baba kaç dakikamız kaldı? Bizimki o hesap değil, kimsesiz baba. Bize bir büyüğümüz nasihatte bulunursa, biz onun sözünü tutarız. Hatta Alparslan'la aynı yerde bulunmamızın mümkün olmadığını söyledik. Ama eğer kimsesiz Doğan varsa, gerisi teferruattır dedik. Öyle mi Behzat? O minvalde bir şeyler dediler işte. Ben de burada sizinle bir uzlaşmada bulunma karşısında değildim. Ta ki Doğan Baba bunu rica edene kadar. Yani bundan sonra herhangi bir intikam gütmeyeceğine dair söz veriyorsun. Öyle mi anlayalım Alparslan? Seni illaki bir ara öldüreceğim Yavuz. Ama o gün bugün değil. Sözümü verebilirim. Doğan Baba bu hatırı üzerinden kaldırana kadar böyle. Biz böyle şartlı bir uzlaşma konuşmamıştık. Tabii uzlaşmaya bir yerden başlamak da kötü değil.
Biz de az bir yerden başlamıyoruz. Abimizin ölümünü sineye çekip oturduk. O senin şahsiyetsizliğin Selma. Senin üstüne kim hatır koydu? Abi. Ya ben yanlış mı anladım? Vesibadesin. Kimsesiz Doğan'la Alparslan şimdi masaya mı döndü? Şimdi eğer sulh olacaksa iki tane sandalyemiz boş. Biz ikisinin de gücümüze güç katacağından eminiz. Açıkçası hepimize düşen tekrar geri geldiğiniz için size hoş geldiniz demek. Hoş gelmesine geldiniz de bunu Alparslan özellikle sana söylüyorum. Ben seni yıkamadım. Ama sen de beni yıkamadın. Yıkamadığım bir adamla aynı masada oturmak beni onurlandırır. Ben burada olduğum sürece, oturduğum sürece kimseye intikam ya da kin gütmeyeceğim. Ama bunun sebebi sizin beni, benim sizi yıkamamış olmam değil. İlyas amcam bu masaya liderlik ediyor. Bana düşen onun liderliğine itaat etmektir. İnsanlar tek doğar, tek ölür. Ben kimsesiz Doğan olarak diyorum ki burada herkes lidere itaat ediyor. Ama herkes İlyas'ı gerçekten lider olarak biliyorum. Bunu bir sormak isterim. Benim için tek lider İlyas'tır. Tek geçerim. Yaman, sen aynı şeyi diyebilecek misin? Şüphesiz. İlyas'ı bizzat ben lider yaptım Doğan Baba. Emrindeyim. Baban kimin emrinde? Babam hazır reis gibi düşünün. Yani bize karışmaz. Ha işte bunu ondan bizzat duymak isterim. O gelse bana dese ki ben hırsızım, ben çalarım. Çocuklarımla işlerim ayrı. O zaman sulh için benim kefaretim geçerlidir. Nasıl olacak bu dediğin? Beni ziyarete gelecek. Biliyorsunuz benim davetime icabet etmeyeni ben ne yaparım? Onun rüyalarına girer kabusu olur. Bitiremezsiniz. İçeride bir adamınız vardı. Şimdi yok. İçeriden bilgi alamadan bunlarla baş edemezsiniz. Senin bir önerin var mı Hamdi? Var. Ama size pahalıya patlar. Bizim parayla ilgili bir sorunumuz yok ki. 5 milyon diyorum. Gavur parası diyorum. Problem değil. Ne para varmış sizde?
Bu Hızır'ın bir akrabası var yurt dışında. Onu aradım buraya gel diye. İt kendini naza çekiyor. Dükkanım var, tezgahım var. Bunları tasfiye etmem lazım diyor. Ne kadar yakın bu akrabası? Çok yakın. Evin içinden. Hızır'ın dayı kızıyla evli. Adı Efraim. Yani? O eve girebilecek mi bu adam? O eve girer. Onu oradan Hızır da çıkaramaz. Kimse de çıkaramaz. Öyle bir mikrop yani. Cihan'ın planı işlemezse öyle yaparız. Sen parayı hazırla. O Cihan Suboşu'nun planı ancak kendisini öldürtür. Git o FETÖ'ye söyle. Planımın karşılığında Doğan'a yürüsünler. Sokaklardan onun dalını budağını kessinler ki ben de onu ezeyim. Vereceğim dedin. Üstüne bir de para istedin adamdan. Ulan Seko. O parayı Yaman'dan almak içindi. Niye bunlara para vereyim? Bunlar ayakla para sayıyor. Çok verimli bir toplantı oldu ama. Böyle giderse biz de ayakla para sayarız Hamdi Baba. Tamam babacığım, emredersin. Efendim Kubilay. Baba, bir durum var. Fuat gidiyor, Korkmazlar'ın babası kalıyor. Ben hangisini takip edeyim? Fuat'ı takip et. Tamam baba. Hayda. Kubilay ne oldu? Baba, taksiden Doğan Baba indi bir başına. Belli ki Hamdi'ye geldi. Bu Korkmazlar içeride hazırlıklı olabilir. Doğan Baba tek başına, ben ne yapayım? Tövbe. Fuat'ı bırak. Doğan Baba'nın yanında kal. Eyvallah baba. Gel.
babam bu dağından sana haber yollattı mı? Almadın mı? Aldım. Aldım da konuyu anlayamadım. Katil Doğan. Katil Doğan, he? Hırsızları kestiğim doğrudur. Sağ ol, kimsesiz. Sağ ol. Sağ ol, babacığım. Çalma çırpma işleri nasıl, Seko? Aynı. Hiçbir şey aynı kalmaz. Her yere haber salmışsın. Gelsin yoksa şöyle yaparım, böyle yaparım demişsin. Bugüne kadar senle bizim yollarımız hiç kesişmedi. Ben senin yoluna çıkmadım. Sen de benim yoluma. Çünkü yollarımız aynı değil Hamdi. Ta ki senin çocukların yoluma çıkana kadar. Çocukların işiyle benim alakam yok. Sana söylemişler. Armut dibine düşmedi değilsin yani. İşleri ayırdık. Onlar o Hızırlar gibi iş adamı olmaya özendiler. Herkes kendi yolunda yürüyor. Ben de karışmıyorum. Niye ben öyle duymayayım peki? Senin için bu FETÖ'yle işli dışlı diyorlar. Ben herkesle görüşürüm. Herkesten çalarım. Herkese de satarım. Bir tek senin gibi kimsesiz fakirle, gariple işim olmaz. O yüzden kimle görüştüğümden sana ne? Düzgün konuş. Kubi, bırak istediği gibi konuşsun. Ben onun cezasını keserim illaki. Değil mi Seko? Kubi, hele bak şu çantasının içinde ne varmış? Bir şey yok. Bırak ben. Şimdi bu Hamdi'nin gözleri dolar. O para emanet. Emanet ata binen çabuk iner. Hamdi, en iyisi ben sizi bu yükten kurtarayım. Bir sürü kimsesiz var. Yarın da maruzat günü. Yarım saatte biter bu. Çok dua alırsın. Benden çalan kimse yaşamaz. Ben kimse değilim. Kimsesizim. Bana bir şey olmaz Hamdi. Ama sen o FETÖ'yle iş tutar. Oğullarınla da ayaklarımıza dolanırsan seni kimsesiz kalana kadar keserim. Bak, bütün soyunu sopunu diyorum. Hamdi. Ayağını denk al. Hamdi. Thank you.
Öpeyim babacığım. Gel Asım, gel. Bizimlesin. Kanunu elden bırakma Asım. Kanunsuz olmaz. Feko. Seni öldürse daha iyiydi. Rezil oldum. Hırsızın parası çalınır mı? Büyük uğursuzluk hamdi baba.